Neyse. Abi. Bu işte 21 gece akşamı. Ben dükkanımda oturuyordum. Bizim misafirlerimiz vardı. Benim kız kardeşlerim, ablalarım gelmişti. Benim dayıgillerin de kızları gelmişti bizim eve. Gelmişti, bir araya toplanıyordu. Ben gece 10:24-10:25'te falan dükkanı kapattım. Eve giderken evimiz karabalıktı. Zaten çocuklar da insanın o aramada oynuyorlardı. Çocuklar oynarken ben onları eve götürdüm. Onları dağıttım, içeriye gittiler. Dedim soğuktur, yeterdir artık, gelin eve. Eve geldiğinden zaten o karabalıkta ben nerede bilirdim benim çocuğum kaybolduğunu. Çocuklar mesela otururken bizim sohbetimiz vardı. Herkes dağılırken ondan fark etti, dedi Muhammed Veli nerede? Muhammed Veli fark ederken ben ablamı aradım, kız kardeşimi aradım, dayılarımı, abilerimi aradım. Yoktur, yok derken ben çıkardım arabayı, aşağıya kadar gittim. Aşağı gittim, geldim, ondan sonra şeye anuz ettik, camide anuz ettik dedik. Benim bir komşum Erhan hatta anuz etti. Dedi anuz edeyim dedim, böyle edersen, ben utanıyorum etmeye, dedim et. Etti mesela, ederken onun ardından mesela bütün köylüler zaten arayan oldu, gelen oldu artık o gece mesela. Dayısı da çıkmış, motorla mıydı neydi? Gitti, dayısı aldı geldi. Dayısı alırken de zaten ne olduysa işte o an getirirken o halde biz oğlumu görür görmez zaten hepimiz öldük. Sadece ricam budur ki bizim devlet zaten arıyor, araştırıyor. Ben artık dayanamıyorum. Ey, her kimse çıksın. Yeter artık. Abi zaten bütün köy huzursuzdur. Bütün köy telaşlıdır. Diyor ki merde bu çocuk her kimse kim olursa olsun çıksın ortaya. Zaten diyorlar ki biz çocuklarımızı okula bile göndermiyoruz. Okula göndermese bütün çocuklar mesela korkuyorlar. Bütün evler mesela diyorlar ki çocuklarımız artık ayrı odalardan yatmıyor. Çocuklar evden dışarı çıkmıyorlar. Biz sadece biz sesleniyorum ben. Çıkacak inşallah. Devletimiz arıyor, vallahi artık çıkarmasını istiyoruz.